Herkese merhabalar. Büyük oyunlar, büyük fırsatlar başlığı altında %80'e varan indirimler var. Bu oyunlar arasında sizler için en iyilerini seçtim. Lütfen kalemizi alın ve notlarınızı tutmaya başlayın. Bu arada arkadaşlar videoya hemen geçmeden önce sizden rica ediyorum. Henüz abone olmamış kardeşlerimiz abone olarak desteklerini gösterirlerse, yanımda olurlarsa inanın çok sevinirim. Bununla birlikte beğen butonuna basarsanız ve yorum eklerseniz, Yorumunuz yoksa selam gönderirsiniz. Selamınızı alırım. Hadi bakalım. Şimdi Razer'ın sunduğu PlayStation indirimlerinde bakalım neler var. Listemize Mortal Kombat 1 Ultimate Edition'da başlıyoruz. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri var. Biliyorsunuz son yıllardaki en iyi dövüş oyunlarından bir tanesi. Hatta en iyi dövüş oyunu diyebiliriz. Mortal Kombat 11'den sonra Mortal Kombat 12 yerine Mortal Kombat 1 Reboot geldi. Serinin hayranlarının bir kısmı Mortal Kombat 11'in birden daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Sizin görüşleriniz nedir arkadaşlar? Onu da yorumlara bekliyorum. Bu Ultimate Edition içerisinde Combat Pack 1, Combat Pack 2 adında iki tane ekstra paket var. Bu paketlerde ekstra karakterler var. Bununla birlikte After Match adında expansion genişleme, hikaye genişleme paketi var. Bir de ekstra Shokan karakteri var. 399 liradan %85 indirimle 59 liraya alabileceğiniz en dolu Mortal Kombat paketi. Pacific Drive Deluxe Edition birinci şahıstan oynanan hayatta kalma, araç sürme ve macera oyunu diyebiliriz. Birinci şahıstan bir oyun gibi görünse de aslında daha çok araba kullanıyoruz. Konusunu şimdi spoiler vermek istemiyorum ama uzun bir yolculuğumuz var. Bu yolculuk boyunca yani yolculuğumuz bitene kadar aracın dayanması gerekiyor. Yol boyunca mola verdiğimiz tamir istasyonlarında aracımızı yolculuğun kalan kısmı için daha fazla güçlendiriyoruz ve upgrade yapıyoruz. Yani aracınıza yapacağınız zırhlar, korumalar çok önemli. Eğer aksiyon sürüş oyunlarını seviyorsanız Pacific Drive 125 indirimle 879 liradan 659 lir iniyor. The Chant. Üçüncü şahıstan oynanan bir korku oyunu. Korku oyunu diyorum ama biraz da gerilim oyunu diyebiliriz. Bu şehrin karmaşık yapısından, binalardan, işten falan yorulan bir grup kafa dinlemek ve inzivaya çekilmek için arkadaşlar bir adada kampa gidiyorlar. Ve bu adaya tekneyle geliyorlar. İstedikleri zaman buradan kaçma şansları yok. Çok geçmeden bu adada bir tarikatın kucağına düştüklerinin farkına varıyorlar ama çok fazla anlatmayayım. Olaylar karışıyor arkadaşlar. Çok yüksek bütçeye sahip olmasa da keyifli oynanabilecek bir oyun. Kanalımızda ilk bakışını yapmıştık zaten. 629 liradan %75 indirimle 157 TL. The Callisto Protocol Digital Deluxe Edition. Digital Deluxe Edition içerisinde ekstra kıyafetler, kozmetikler ve sezon bileti var. Üçüncü şahıstan oyununun hayatta kalma korku oyunu ilk baktığınızda Dead Space'e çok benziyor. Meşhur Dead Space biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten oyunun yapımcıları da ilk orijinal Dead Space'i yapan ekip. Her ne kadar benzerlik gösterse de bence Dead Space'in yerini alamadı. Bu oyunla ilgili birkaç eleştirim var. Öncelikle kontrol ilk başta biraz garip geliyor. Alışmanız biraz zaman alıyor. Bir de oyunun biraz daha uzun olmasını isterdim. Aslında çok kısa değil ama sonlara doğru biraz daha hareketlenmişti ve bitmesini istememiştim. O yüzden biraz daha uzun olsa da iyi olurdu. 2249 TL 175 yani indirimle 562 TL şu anda. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri. Agony. Birinci şahıstan oynanan korku oyunu belki de bugünün en güzel indirimlerinden bir tanesi. 499 liradan %90 indirimle 49 TL iniyor arkadaşlar almıyoruz. <laughs> evet almıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bazen oyun önermemesi yapıyorum. Çünkü oyun fiyatları indirimde görünüyor. Sonra kardeşimiz Aa, çok güzel indirimdeymiş diye atlıyorlar. O yüzden bilmeyen kardeşimizi uyarmış olayım. Oyunu bedava dahi verseler indirmeye değmez. Hem oynanış olarak hem grafik olarak hem teknik yetersizliklerden dolayı kötü yapılmış alfa seviyesinde bir oyun gibi görünüyor. O yüzden ne yapıyoruz? Almıyoruz. Geçiyoruz. Birinci şahıstan oynanan macera rol yapma oyunu, kılıç kalkanla oynadığımız bir hikaye sunuyor bize. Oyunun ikincisi de bu yıl geliyor arkadaşlar. O yüzden fiyatlarda ekstra indirim var. İkinci oyun çıkmadan ilk oyunu deneyim etmek isteyebilirsiniz. 749 liradan %85 indirimde bugünün sağlam indirimlerinden biri. 112 lira. Oyunla ilgili uyarım var. Oyun sadece aksiyon değil. Sık sık da konuşma ve diyalog içeriyor. O yüzden oyunlarda hikaye anlatımı sizler için önemli ise yeterli derecede İngilizceye sahip olursanız oyundan daha çok keyif alırsınız. Lords of the Fallen. Eğer zorlayıcı rol yapma oyunlarını seviyorsanız üçüncü şahıstan oynanan bu Souls-like tarzındaki oyunu 1749 TL yerine %50 indirimde 874 TL'ye alabiliyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum özellikle bossları zordur. Anno 1800 gerçek zamanlı şehir kurma ve strateji oyunu. Konsol sürümüyle bizlerle. Tercih olarak strateji oyunları genelde PC'de oynansa da konsol sürümünde gamepad ile keyifle oynanabilecek kontrolleri sahip. Bu şehir yapma oyununu ister tek başınıza ister co-op olarak arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Şu anda %50 indirimde 284 TL. Hi-Fi Rush Deluxe Edition. Beni şaşırtan oyunlardan bir tanesidir. Aslında oyun çok başarılı. Oyun beni şaşırtmadı. Asıl beni şaşırtan yapımcısı. Yapımcı Shinji Mikami. Shinji Mikami Resident Evil markasının yaratıcısı. Dördüncü oyundan sonra Capcom'dan ayrıldıktan sonra Evil Within ve Vanquish gibi oyunları yaptı. Korku oyunları yapımından yavaş yavaş uzaklaşan yapımcı, üçüncü şahsın oynanan bu müzik ritim oyunuyla karşıma çıkınca beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Fakat bu oyunun başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Aksine ben bu oyunu çok sevdim. Aksiyon ve düşman savaşları sırasında müziğin ritmiyle düşmanı yok ediyoruz ve doğru ritmi tutturursak daha da güçleniyoruz. 674 TL'den %40 indirimle 404 TL. Müzik ritmi oyunlarını seviyorsanız kesinlikle öneririm. Bu arada Shinji Mikama amcam da artık eskisi gibi korku oyunu yapsın. Gerçekten onun güzel korku oyunlarını özledik. Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition'ı e hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri bu pakette. Serinin bir önceki oyunu Odyssey gibi Yunan mitolojisi değil, Kuzey Nordik mitolojisinde geçiyor. Üçüncü şahsen oynanan bu aksiyon rol yapma oyunu 762 TL yerine %80 indirimde 152 TL'ye düşüyor. Werewolf Apocalypse The Earthblood Championship of Gaia Edition. Werewolf ilk çıktığında kalığımızı incelemiştik hatırlarsanız. Ben oyunu sevmiştim ama oyun tam fiyatla çıkmıştı. Gerçekten yüksek bulmuştum. Kontu ettiğimiz ana karakterimize insandan kurt adamı dönüşebiliyor. Şu anda %85 indirimde 1500 TL'den 225 TL'ye düşüyor. Konusuna çok takılmıyorsanız ama aksiyon oyunlarını seviyorsanız Werewolf'u değerlendirebilirsiniz. Mountain Blade 2 Bannerlord. Üçüncü şahsına oynanan strateji rol yapma oyunu derinlemesine beceri ve geliştirme sunuyor. Sadece kendiniz değil aynı zamanda kılınızı ve yol arkadaşlarınızı da kendinizle birlikte geliştiriyorsunuz. Ve bir sonraki adımda yapacağınız savaşlar için hazır hale getiriyorsunuz. Bunun yanında oyun Türkçe. 1250 TL'den %40 indirimde 750 TL. Batman Return to Arkham, Batman Arkham Asylum ve Batman Arkham City oyunları yani ilk iki oyun bugüne kadar çıkmış ek içerikleriyle birlikte dolu dolu iki oyun 1250 TL yerine %88 indirimle yalnızca 150 TL. Yani oyun başı 75 TL'ye geliyor. Eğer Arkham serisi oynamadıysanız başlamak için çok iyi fırsat. Oyun üçüncü şahsına oynanan bir aksiyon macera oyunu. Skull Bones. Oyun fena bir oyun değil ama oyun çıkmadan önce o kadar çok beklenti yükseltti ki ilk çıktığında biraz hayal kırıklığı oldu. Oyun çıkmadan önce ben de dahil birçok oyuncu rol yapma ağırlıklı sanmıştık. Fakat oyun ağırlıkta aksiyona dayalı ve kendini tekrar eden görevlere sahip. Bu oyunu indirimini bekleyen arkadaşlarımız vardı. O yüzden ben indirim gelmişken paylaşmak istedim. Ama yaz indirimlerinde daha iyi indirime girecektir. Yine de almak isteyen kardeşlerim olursa %50 indirimde 699 TL alabilir. Little Nightmares Complete Edition çok sevdiğim oyunlardan birisi. Yandan kaydırmalı bir platform oyunu. 3 boyutlu olarak dizayn edilmiş, 2 boyutlu perspektiften oynadığınız bir platform oyunu. Platform oyun diyorum ama aslında bir korku oyunu. Complete Edition içerisinde Secret of the Maw adında ekstra bir hikaye genişlemesi var. 750 TL'den %75 indirimde 187 TL. Aynı şekilde Little Nightmares 2'de de indirim var arkadaşlar. Devam oyununda 999 TL'den %65 indirimde 350 TL iniyor. WRC Generation Fully Loaded Edition. WRC serisi biliyorsunuz 1'den 10'a kadar gitti. Ondan sonra 11 yerine WRC Generations geldi senin önceki ana oyunda gibi ağır simülasyon değil. Biraz daha Dirt serisi havası var ama yine de Dirt'ten daha zor. Eğer direksiyon simülasyon seti kullanırsanız daha çok keyif alırsınız. Zaten kanalımıza videosunu yapmıştım. 1250 TL'den 160 indirimde 499 lira PlayStation Plus sahiplerine %5'te ekstra indirim var ve 437 TL'ye WRC Generations'ı alabilirsiniz. Cyberia serisinin son oyunu The World Before. Üçüncü şahsına oynanan bir macera oyunu. Kayımız boyunca karşımıza çıkan puzzle'ları çözüp senaryonun bir sonraki adımına geçebilmek için ipuçlarını topluyoruz. Tekrar hatırlatıyorum oyun boyunca bol bol bulmacayla karşılaşacaksınız. Hem de zor bulmacalar. 999 TL'den 175 indirimde 250 TL iniyor. Ekstra %5 plus indirimi de dahil olunca 199.80 200 TL alabiliyorsunuz. Insurgency Sandstorm, Birinci şahsan oynanan modern savaş temalı aksiyon nişancı oyunu. Birbirinden farklı haritalara girip görevleri bitirmeye çalışıyorsunuz. Tek başınıza da oynayabilirsiniz ama oyun aslında co olarak çok oyuncu olarak dizayn edilmiş. O yüzden eşiniz, dostunuz, arkadaşınız varsa oyundan daha çok keyif alırsınız. 999 TL'den %50 indirimde 499 TL iniyor. Ace Combat 7, Top Gun Maverick Edition. Ace Combat serisi PlayStation tarafındaki en iyi uçak oyunu. En iyi savaş uçak oyunu diyelim hatta. PlayStation 1'den beri süre gelen bir seri arkadaşlar. Çok eski bir seri. Tom Cruise'un Top Gun Maverick filminden sonra Maverick adında ekstra bir paket getirmişlerdi arkadaşlar. Top Gun uçaklarının olduğu. O DLC de bu sürümün içerisinde. İster dış kameradan ister kokpit kamerasından oynayabileceğiniz güzel grafiklere sahip. Bu uçak oyunu 2129 TL yerine %83 indirimde 361 TL iniyor. Tom Raider Definitive Survivor Trilogy. Tom Rider, Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider 3 tam oyun 439 TL'den 165 indirimle 153 TL iniyor. Yani oyun başı 50 TL henüz oynamadıysanız mutlaka arkadaşlar koleksiyonunuza alın derim. Üçüncü şahsın oynanan hoplamalı zıplamalı bol aksiyonlu bol silahlı oyun sizleri bekliyor. Still Rising Bastilla Edition, Discus Chain DLC'si ve Bastilla genişleme paketi içeriyor. Üçüncü şahsın oynanan bu aksiyon rol yapma oyunu Souls-like türünde. Ara karakterler çok zor olmasa da bosslar zorlayabiliyor. Souls serisi gibi zor oyunları seven arkadaşlarım değerlendirebilirler. 1749 liradan %80 indirimde 349 TL. İlk çıktığında kanalımızda oynamış ve indirim geldiğinde oynanabilecek bir oyun olduğunu söylemiştim. Şu anda ekstra DLC ve genişleme paketiyle birlikte yalnızca 349 TL. İndirimlerimizi burada tamamladık. Umarım kendinize göre bir şeyler bulmuşsunuzdur. Lütfen abone olarak, beğeni butonuna basarak ve istekli olursa yorumlara, yoksa yorumlardan selam göndererek desteğinizi göstermeyi unutmayalım arkadaşlar. Instagram'dan beni konsolok TV olarak ekleyebilirsiniz. Bu videonun altında açıklama bölümünde de Discord linkimiz var. Oradan da ailemize katılabilirsiniz. Bir sonraki haberlerde, indirimlerde, oyunlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.